Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile işkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Bahadır Arapoğlu. Kendisi Beton Star Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde yurt dışı satış müdürü. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim, sizler? Teşekkürler, bizler deyiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, 1970 Çorum doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni <laughs> 1992 yılında maden mühendisi olarak bitirdim. Sonrasında aslında yüksek lisans derslerini de tamamlamaya rağmen ekonomik şartlar nedeniyle biraz yarım bırakmak zorunda kaldım. Ama bu dönemde de bir, 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 bir buçuk senelik bir araştırma görevlisi pozisyonum oldu İTEV'de. Sonrasında askerlik sonrasında farklı iş kolları seçmek durumunda kaldım ve iş makinesi satışı ile ilgili bir yol çizdim kendime. İlk başta e, Türkiye'de mümessiliğini yaptığı Caterpillar'ın mümessili olan Borusan Makine Şirketi'nde işe girdim. E, 1996 senesinde işe başladım ve 2003 yılına kadar farklı kademelerde görev aldım. En son e, Kazakistan'da iş geliştirme müdürü ve eğitim müdürü olarak görev yapıyordum bu şirkette. 2010 senesinde e, kendi isteğimle bu şirketten ayrıldım ve e, o günkü şartlar içerisinde e, daha farklı bir arayış içine girdim. Bu da yurt dışı satışıyla ilgili oldu. E, Betonstar firmasıyla tanıştım. Betonstar firması da bir e, beton pompaları imal eden yerli bir kuruluş. Türkiye'de, İzmir'de fabrikası var ve bu şirkette e, yurt dışı satış müdür olarak işe başladım. Ee, ve o günden beri de aşağı yukarı 12 seneyi geçti. Hı hı. Ee, bu şirkette görevime devam ediyorum. Tebrik ediyoruz sizi Sağ çalışmalarınızdan olun. dolayı. Başarılarınızın devamını Teşekkürler. diliyoruz. Teşekkürler. Peki bu sektörde olmaya nasıl karar verdiniz? Ee, dediğim gibi iş makinesi sektörüyle işe başladıktan sonra yurt içi müşteriler e, hem satış hem satış sonrası ile ilgili birçok konuda görev aldım. Ee, yurt dışını yurt dışı satış işini seçmemdeki en önemli sebep farklı ülkeleri görmek farklı insanlarla tanışmak ee, ve açıkçası biraz da kendi yaptığım işin kendi yaptığım e, çabaların sonucunu görmekti. ve beton Star şirketinde bunu gördüm hı hı. Ee, Bu da beni gayet mesleki anlamda tatmin eden bir olay oldu çok güzel Peki verdiğiniz hizmetlerden de bahseder misiniz biraz neler yapıyorsunuz ee, Yurt dışı satış müdürü olarak benim şirkete verdiğim hizmetlerden bahsedeceksek eğer... Hı hı. ...ben şirketin e, yurt dışında tanıtımını yapıyorum. E, yeni müşteriler kazandırmaya çalışıyorum. Yeni müşteriler buluyorum. Bağya ağları geliştiriyorum. Satışla ilgili her türlü konuda şirketi dünyaya tanıtıyorum. E, 2011 senesinde işe başladığım zaman... E, ...bir iki tane bölgeye sınırlı sayıda yurt dışı satışı yapılıyor idi. Fakat daha sonra firma ile beraber yurt dışında fuarlara katıldık. E, bireysel olarak gidip gezdik. E, ve yeni müşterileri portföyümüze kattık. Dolayısıyla şu anda 10 e, taneden fazla bayimiz var. E, yurt dışı satış adetleri ilk başlarda yüzde %20'lerdeyken, onlardayken şu anda yüzde %80'lere, 90'lara gelmiş vaziyette. Hı hı. E, ve böylece firmanın da vizyonunu açmış olduk. Türkiye'ye e, yeni bir marka kazandırmış olduk. Çok güzel. Peki bu başarıyı nasıl sağladınız? Sizin farkınız nedir diğerlerinden? Ee, ben bunu aslında işini sevmekle e, temel olarak ilişkilendiriyorum. Hı -hı. Ben bu işi çok seviyorum. Çünkü e, birincisi dediğim gibi ya, yaptığımız işin e, sonuçlarını görebiliyoruz. Hı -hı. Örnek veriyorum bir pazarda daha önceden hiçbir makine satılmamış. Sizin makineniz satılmamış. Hı -hı. Siz burayı ziyaret ediyorsunuz. İnternetten müşteri buluyorsunuz. Ee, oralarda görüşmeler yapıyorsunuz. Uzun bir süreç oluyor. Hı. Yani bugün hemen ertesi gün satış yapamıyorsunuz tanıştığınız bir insanla. Aradan zaman geçiyor. Onu kovalıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Ve o satışı gerçekleştirdiğinizde o ürününüz o ülkeye gittiğinde bu inanılmaz bir mutluluk veriyor. Hı hı. Benim için en önemli şey bu kişisel tatmin oldu burada. Bunu yakaladım yani. Ee, Türk markasının bir yerlerde sanatılmış olması çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Hepsi hemen hemen Avrupalı ve son dönemlerde Çinli oldu çoğu. Çin firmaları satın aldı onlar ama e, çok bilindik e, bizden çok kat kat büyük olan firmalar iken biz de onlarla beraber aynı ligde oynamaya başladık. Hı -hı. Türk bayrağını her tarafta da dalgalandırmaya başladık. Hı -hı. Bu da beni satın ediyor açıkçası. Çok güzel. Biz de tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Ee, böyle çalışmalar olduğunda ülkemizin adına e, temsilen yani bu şekilde e, sektörlerde varlığı sürdürüldükçe e, Türkiye'nin isminin ve e, bu sektördeki başarılarla anılmasının ülkemizin e, bizler de gurur duyuyoruz ve sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Burada hemen bir şey söylemek isterim. Hı hı. Yani, örnek veriyorum bir e, Almanya'da e, bir pompamız çalışırken hı hı. bir anda bir telefon geliyor bana bir bakıyorum bir Alman numarası arıyor ama orada yaşayan bir tane Türk arkadaşımız ya diyor biliyor musun yolda az önce beton gördüm senin pompayı hı. gördüm sen mi sattın falan diye <laughs> beni arayıp söylüyorlar hemen haber veriyorlar yani ne kadar güzel. E, bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Değil mi çok gururu verici. Evet, ee, evet. Bu bu başarının maddi hiçbir karşılığı yok aslında değil mi? Aynı, o noktada. Aynen. O e, duygusal tatminkarlığı hissetmek e, zaten en büyük başarı ve mutluluk. Tebrik evet. ediyoruz. Teşekkür sizi. ederiz. E, biraz da geleceğe dair hedeflerinizden bahsedelim mi? Hem sizin hem firmanızın. Yani, firma olarak hedeflerimiz elbette ki e, bu sektörde lider olan firmaların arasında e, yerimizi sabitlemek. ilk belki ikinci, üçüncü firma olabilmek. Hı hı. E, bütün dünyada ismimizi duyurmak. E, şahıs olarak da benim hedeflerim bu hedeflere ulaşmak. Çünkü e, artık bugün Avrupa'dan Amerika'ya hatta Japonya'ya kadar e, satış yaptık. Hala da satmaya devam ediyoruz. Hı hı. E, i̇lk hedefimiz örnek Avrupa'ydı. Bunu başardık 2018 senesinde. 2019 senesinde Amerika'da e, satış yapmaya ve bayi bağ ağı kurmaya başladık. Yine önümüzdeki ya bu ayın sonunda e, Amerika'ya gidiyorum. Dünyada... En büyük fuarlardan bir tanesi. World of Concrete diye bir hı hı. beton makinelerinin sergilendiği bir fuar var teknolojilerinin. Hı hı. Biz gene orada da e, firmamızı temsil eden oraya katılıyoruz fuara. E, Japonya'da müşterimiz var. Kendileriyle Japon, internet üzerinden tanıştık. Daha sonra e, dost olduk. Geldiler buraya ürünleri beğendiler ve aldılar gittiler. Hı hı. Artık dünyada beton starın olmadığı bir ülkeye bırakmamaya çalışacağız. Hedefimiz hı hı. o. Ne kadar güzel umarız. Hedeflerinizin en zirvesinde istediğiniz şekilde evet. ilerlemeye devam edersiniz. Peki bu başarıya ulaşmak için kimler yapabilir bu mesleği? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Bir kere dış ticaret olarak adlandırırsak eğer bu işi hı hı. dış ticaretle ilgili olan arkadaşların benim tavsiyem ben alaylıyım ama benim alaylı olmamın sebebi, artıları da var eksileri de var. Satışla ilgili tecrübelerimi çok Geçmişte iyi bir firmadan aldım. Çok eğitimler e, vesaire. Fakat yurt dışı satışla ilgili bir takım teknik işler var. Örnek veriyorum. E, ödeme şekilleri, hı hı. teslim şekilleri, e, nakliye şekilleri. Bunları yapacak olan arkadaşın çok iyi bilmesi gerekiyor. Hı hı. Ya bunun eğitim, eğitimini almalı ya da şansı varsa benim gibi iyi bir mentoru, şirkette iyi bir hocası, iyi bir müdürü vesaire olması lazım ki hı hı. buna bu işi çekirdekten öğretsin. Doktor, çünkü hepsi bir bütün değil mi? Hepsinin bir arada olması gerekiyor. Satmak işin sadece küçük bir baya bacağı olarak kalıyor hı hı. çünkü e, sattıktan sonra sizin paranızı e, alabilmeniz lazım, hasarsız bir şekilde hı hı. ve ürünü de teslim edebilmeniz lazım, zamanda ve kondisyonda. Hı hı. Eğer bunlardan bir tanesi eksik olursa o iş işte, o işlem başarılı sayılmaz. Hı hı. Yurt dışı ticaret hı hı. işlerinde de en önemli şey paranın size ...zamanında ve eksiksiz ulaşması, Hı -hı. yani dolandırılmamanız işin açıkçası. Hı -hı. Bununla ilgili ödeme şekilleri Türkiye'deki gibi yüz yüze veya direkt banka transferiyle olmuyor. Hı -hı. Bir akretif işlem olabiliyor. Evet, direk, direkt banka transferiyle de olur da bunu her müşteri kabul etmez. Hı -hı. Çünkü onlar da size güvenmiyorlar. Tabii. Bahsettiğimiz rakamlar küçük rakamlar değil. 500-600 bin Euro'lardan bahsediyoruz bir ürün için. Hı -hı. Dolayısıyla e, bu ödeme yöntemlerinin bir yerlerde takılmaması... Karşılıklı güvenin oluşması için teknik anlamda e, ihracat prosedürlerinin iyi bilmelerini tavsiye ederim. Hı hı. Bunun okulları var, e, yüksek okul olarak, yüksek lisans olarak buralardan mezun olan arkadaşlar bunu yapabilirler. Ha, herkes de bunu yapamaz. Birazcık araştırmacı e, hı hı. olmak lazım, e, istekli olmak lazım ve bu işten keyif almak lazım, seyahat etmeyi sevmek lazım ki hı hı. işimizin bir parçası da bu. Fuarlara katılıyoruz, dünyanın her tarafında. Ee, biraz yorulmayı göze almak lazım. Evet. Bu işi severek yaparlarsa bence başarılı olurlar. Çok doğru, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey ee, geldiğiniz için ve katkılarınız için. Başarılarınız daim olsun ama programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Ee, bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Ee, evet. Bununla ilgili Biraz önce de söylediğim gibi bu işin öncelikle eğitimini almaya çalışmalarını tavsiye ederim. Yurt dışı ticaretle ilgili yüksek lisans programlarına veya lisans programlarına katılmalarını öneririm. Büyük küçük demeden herhangi bir işte sebat etmelerini öneririm. Çünkü yeni müşteri kazanmak kolay değil. Zaman istiyor. Firmaların da buna müsaade etmesi lazım elbette. Çünkü ben de ilk girdiğim zaman ilk günde satış yapamadım. Aradan bayağı bir zaman geçti ama bir portföy oluşturdum ve bunları takipçisi oldum. Takip ettiğim müşteriler de zaman içerisinde beni aynı firmada çalışır olarak gördükleri için bir güven terk etti ve o güven neticesinde ilişkiler yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Son olarak da bu işi sevmeleri sevmiyorlarsa yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü sevmedikleri bir işten hiçbir zaman keyif alamazlar ve başarılı da olamazlar. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. İyi ki geldiniz. Teşekkür Hoş ederim. Edeyiz, daim olsun. Beni davet ettiğiniz için çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Bahadır Arapoğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon Selin Ceylan ile işkolik programını sundu.